Durun durun, videoyu atlamayın. Hemen şimdi ücretsiz kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Yapacağınız desteklerden ötürü şimdiden çok teşekkür ederim. Merhaba sayın izleyen. Bugün çatlak kurabiye tarifimiz var. Hep birlikte bu güzel tarifi yapacağız ve uyguna mal edeceğiz. Bu tarifimizin diğer tariflerden farkı sıvı yağ veya böyle katı yağla. Bugün terem yağı kullanacağız. Bu tarifle tam 2 tepsi çatlak kurabiye yapabilirsiniz. Bugün böyle bir terem yağı kullanacağız ama bunun yarısını kullanacağız. Bu şu an markette 8 liraya, 8,5 liraya var. Bu 400 gram bize 250 gramı yetecek. Yani 250 gramı yaklaşık bir su bardağı sıvı yağ eşit oluyor. Yani bunun yarısından biraz fazlasını kullanacağız. Malzemelerimizi hemen sayalım. 2 yumurta, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı nişasta, 2,5 su bardağı, 3 su bardağına yakın un. Onu aşamalı kullanacağız. 1 kabartma tozu, 1 vanilya, yarım su bardağı da damla çikolatamız var. Ve bir blenderımız var, karıştırıcımız var. Malzemelerimizin tüm detayları da aşağıdaki açıklama kısmında mevcut. Oradan her zaman olduğu gibi tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım o zaman. Şöyle kapağımı açtım. Şekerle yumurtayı çırpacağız. Şöyle tek elle de kırabiliriz. Size gösterme amaçlı yaptım. Gördüğünüz gibi. Daha sonra şöyle köşede kırıyorum. Bakın tek elle kırabilirsiniz. Böyle güzel şovlar yapabilirsiniz eğer bir yerde yapıyorsanız. Şimdi şekeri içerisine ilave ediyorum. Şimdi şekerimizle yumurtamızı çırpıyoruz. İlk baş düşük devirde, sonra biraz devri yükseltebilirsiniz. Şimdi bir tık arttırıyorum derecesini. Şimdi bir tık daha arttırıyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi içerisine bir su bardağı nişastamızı ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Evet, artık bununla bir işimiz kalmadı. Bu aşamada nişasta katmadan önce sıvı yağ katarsanız da bu tarifi 1 bardak sıvı yağ ile yapabilirsiniz. 1 su bardağı sıvı yağ ile bu tarif olur. Şimdi içerisine bitkisel margarin koyacağım. Şöyle yarısını bir ayıralım. İçerisine alıyorum. Demiştim ya, yarısından biraz daha fazlasını alacağım diye. Yaklaşık olarak 250 gramını aldım. Bitkisel margarinimizi içine karıştırarak tarifimize yedirelim. Zaten bu eriyecektir. Biraz önce zaten karışımımız biraz katılaşmıştı. Şimdi onu biraz açıyoruz. Artık bu aşamada bir spatula kullanabilirsiniz. Başka bir şeye ihtiyacınız yok. Gördüğünüz gibi hemen katılığını aldı. Güzel oldu. Sıvılaştı. İstediğim kıvama geldi. Güzel. Şimdi tercih sizin. Eğer margarin koymam diyorsanız sıvı yağ ile yaparsınız. Farklı bir tarif olsun diye yaptım. Şu anki kokusu gerçekten güzel. İştahımı açtı. Bunu yaparken tüketmek isteyebilirsiniz. Dikkat edin. Bu undan içerisine yavaş yavaş ilave edelim. İlk etapta bir yarısını koydum bakalım. Takip edeceğim. Bir yerden sonra elimizle yoğuracağız artık. Spatulayı bırakacağız. O aşamaya gelene kadar spatuladan yardım alın. Yavaş yavaş üzerine gidiyoruz. Evet, bakın hafif toparlanmaya başladı, görüyor musunuz? Güzel bir kıvam aldı. Daha da güzel olacak. Unumuzdan yine biraz alıyorum. Unu böyle kontrollü ekleyin. Birden hepsini boca etmeyin. Size tavsiyem her zaman her tarifi yaparken unu bir anda boca etmeyin. Yavaş yavaş ilave edin. Un fazla olduktan sonrası zor ama un yetersizse un ekleyerek, yavaş yavaş un ekleyerek tamamlayabiliyorsunuz ama çok katı olduysa o aşamadan sonra yapacak pek bir şey kalmıyor. Yoğururken de zorlanırsınız. Mesela hamur yoğururken de ununuzu yavaş yavaş ekleyin. Devam ediyoruz. İstediğim kıvamı alıyor. Elimi devreye sokacağım. Teşekkürler spatula. İhtiyacımız olduğunda bizimle olmanı diliyoruz. Hemen unumuzu bir parça ekleyelim tekrardan. Bu unun da yetersiz geldiğini düşünürseniz yine bir parça un eklersiniz. Ben şimdi hepsini boca ediyorum. Yeterli. Şimdi bir yoğuralım. Hamurumuz güzel bir kıvam almaya başladı. Şimdi içerisine kabartma tozu ve vanilyamızı ekliyoruz. Bunu unu eklerken de ekleyebilirsiniz. Hiç problem değil. Toparlanmaya da başladı. İstediğim kıvamda bir hamur elde ediyorum. Bakın ne kadar harika bir hamur oldu. Tam istediğim kıvam bu. Bakın hafif ele yapışır ama kıvamlı bir hamur.
Harika oldu. Çok güzel oldu. Şimdi üzerine damla çikolata döküyorum. Bu da çok yakışıyor arkadaşlar. Mutlaka dökün. Bu aşamada kuru üzüm de koyabilirsiniz. Evinizde bu yoksa, kuru üzüm varsa onu da koyabilirsiniz. Şimdi damla çikolatayı da koydum. Güzel güzel yoğuruyorum. Onu da bir tık yoğuruyorum böyle içine. Hapsediyorum damla çikolatayı. O yine sağdan soldan dışarı atacaktır kendini. Şimdi bunu bir kenara alıyorum. Tepsimizi alıyorum. Böyle bir tepsi aldım. Üzerine yağlı kağıt serdim. Tam da ona göre kestim yağlı kağıdımı. Ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum. Böyle. Bu ceviz büyüklüğü de zaten kimin ne kadar ceviz gördüğüyle alakalıdır. Ortalama bir cevizimiz bu kadardır. Şöyle top top yapıyoruz. Koyduk. Yine ceviz büyüklüğünde aldık. Yuvarladım. Şöyle aralıklı bırakın. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Gerçekten çok harika oldu. Şimdi üzerlerini hafif bastırıyorum şöyle. Hem çikolatalar içine girsin hem de biraz pişerken yayılsın diye. Önceden ısıtmış olduğumuz 180 derecelik fırında bunları 8 ila 10 dakika arası pişireceğiz. Orada bitmiyor. Bir işlemimiz daha var. Evet arkadaşlar, fırınımı 180 dereceye ayarladım. Önceden ısıttım. Şimdi 10 dakika alt üst ayarda pişireceğim. Hadi fırının kapağını açıyorum. İçerisine gönderiyorum. Ve gönderdim. Hadi 10 dakika sonra görüşelim. Evet arkadaşlar, fırından çıkardım. Gayet güzel oldular bence. Nasıl görünüyorlar? Daha bitmedi. Şöyle bir bardak alalım. Çay bardağı. Üzerlerine böyle bastırıyoruz. Şöyle bir yayalım. Bardağımızın altı tamamen çikolata oldu. Tekrar fırına göndereceğim. Şimdi bunları 5 dakika daha pişireceğiz. Ve harika kurabiyeler bizi bekliyor arkadaşlar. 5 dakika sonra görüşelim. Üzerine de güzel bir şey hazırlayacağız. Benmer usulü bir çikolata eriteceğiz. Şöyle bir dolabımda %85 kakao bitter çikolata buldum. Bim'den almıştım yanılmıyorsam zaten. Bunu değerlendirmek istiyorum. Uzun süredir yemiyorum. Kullanacağız şimdi kurabiyelerimizin üzerinde. Bu şart değil. Bu markada şart değil. Bu olmasa da olur. Ama bunu değerlendirmek istiyorum. O yüzden ilk önce kabımızın içerisine böyle su koyduk. Bu süt tenceresi. Onun üstüne de bir cam koyuyoruz. Bor cam ya da bir kase. Böyle koyun. Sonra ama bakın, bunun altına hiçbir şekilde su değmeyecek. Bu yüzeyine hiçbir şekilde su değmeyecek. Onu buraya bırakın. Ocağınızın altını açın. Suyunuz kaynadıkça suyunuzun buharıyla bu cama çarpan su buharları çikolatamızı eritecek. Çikolatamızın da kolay erimesi için böyle küçük parçalara ayırmanızda fayda var. Evet, hepsini kırdım ve kabımın üzerine ekledim. Tahta bir kaşık kullanalım böyle. Kurabiyelerimiz pişti, fırından çıkardım. Onu unutmayın. İkinci pişme aşaması da gerçekleşti. Onu birazdan göstereceğim. Bunu sadece görsel amaçlı, değerlendirme amaçlı yaptım. Bu şart değil, bilginiz olsun. İlle de bunu yapacağım diye uğraşmayın. Bakın suyumuzun buharıyla nasıl eriyor. Sürekli karıştırıyorum ve erimelerine yardımcı oluyorum. Kaynadıktan sonra kısın. Çikolatalarımız artık eridiler. Şimdi bunları buradan alıp masamıza, tepsimize geçelim. Kurabiyelerimi fırından çıkardım. Böyle soğumaya bıraktım. Benmer usulü eritmiş olduğumuz bitter çikolata burada yeterli soğukluğa ulaşmış. İlk baş size böyle bir göstereyim. Şeklini, yapısını, altını bir gösterelim şöyle. Kurabiyemiz hazır. Kurabiyelerimizi alalım. Gelişi güzel bir tarafını bitter çikolatamı batırdım. Süzüyorum. Tepsime koydum. Bu şekilde bütün hepsini yapıyorum. Hepsini görmüş olduğunuz gibi çikolatayı batırdım. Bu şekilde görseli güzel bir kurabiye hazırlamış oldum. Şimdi bunları üzerindeki çikolataların donması için buzdolabımızın normal bölmesinde dinlendirelim. Evet arkadaşlar, en keyif aldığım ana geldik. Şimdi tadım yapacağız. Buzdolabımızda 15 dakika dinlendirdim. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakalım. Burada da sütümüz var. Sütle tatlı güzel gidiyor. O yüzden dengelediği için bunu tercih ettim. Siz de bu şekilde tüketebilirsiniz. Şöyle bir parça kurabiyemden almak istiyorum. Nasıl olmuş arkadaşlar yapısı, görünüşü? Hem çatlak hem patlak kurabiyemiz çok güzel oldu gerçekten. Benim içime sindi, hoşuma gitti. Tadına bakalım. Kırdım kurabiyemi. Müsaadenizle ısırıyorum. Biraz da sütümüzden içelim. Gayet hafif olduğunu söyleyebilirim.
Çok güzel olmuş. Benim hoşuma gitti. Yani nasıl tarif edeyim? Çok hafif bir tatlı. Böyle ağızda dağılan, yoğun böyle çikolata tadı almadığınız güzel bir kurabiye olmuş. Gerçekten benim çok hoşuma gitti. Hafif kurabiyeleri seviyorsanız çok güzel. Tam tadında bir kurabiye olmuş. Siz de böyle bir tarif denemek isterseniz hemen mutfağa doğru koşun. Diğer videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın. Afiyette kalın.